Akif Beki, 7 Kasım 2023, Karar Akşener masaya geri döner mi? Takipten çıkanlar CHP'ye geri dönüyor. Muhalif seçmene can geldi ama asıl mesele Akşener'in de CHP ile ittifaka geri dönüp dönmeyeceği. CHP'nin silkinip yenilenmeyi seçmesiyle siyasette oyun değişti. Son seçim yenilgisi muhalefetin psikolojisiyle birlikte ittifak masasını da dağıtmıştı. Akşener'in Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatması CHP'yi sıradaki seçim yenilgisiyle de yüzleşmeye zorladı. Kurultayda değişim iradesi kazandıysa bunun da payı var. Fakat Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda artık Özgür Özel oturuyor. CHP 100 yıllık tarihinde ilk kez seçimle genel başkan değiştirdi. Hem de şaşırtıcı bir demokratik yarış ve olgunluk içinde. Sadece parti içi demokrasiyi değil, partiler arası rekabeti de güçlendirecek bir örnek çıktı ortaya. İktidar için meydan hiç boş değil, tekrar dolduruluyor. Değişim talebinin lideri olarak İmamoğlu da muazzam güç kazandı. Muhalefeti toparlayacak isim artık o. Adaylığının önü daha açık. İstanbul'u tekrar kazanma şansı arttı. Muhalefetin İmamoğlu'nun adaylığı etrafında birleşip birleşememesi ise önemini koruyor. Hatta belki hala belirleyici. Kendi seçmen havuzu CHP'ye seçim kazandırmaya yetmiyor. Tabanını genişletmek Yeni seçmenlere açılmak zorunda. Yani Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun açılım stratejisinden dönemez. Yasakçı, baskıcı fabrika ayarlarına referans anlamında Balkal CHP'sini çağrıştırmak bile bir çuval inciri berbat edecektir. Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi ön yargılı kesimlerle barıştırma çabaları henüz meyve vermemiş olabilir. Ancak daha inandırıcı ve ikna edici bir liderlik karşısında vermeyeceği anlamına gelir mi? CHP'nin kemikleşmiş oy mevcudu belli hepsini alsa dahi boyu ne uzuyor ne kısalıyor. Onca helalleşme adımlarından, gelgellerden sonra seçmen çoğaltmaktan vazgeçmenin alternatifine ya da fincancı katırlarını ürkütüp yeni seçmen adaylarını kaçırmak CHP'ye ne kazandıracak? Özel devraldığını eksiltmeyip partide başlamış yenilenmenin üstüne yeni tuğlalarda koymadan başarılı olamaz. İktidar özlemiyle yanıp tutuşan CHP'lilere bir seçim zaferi yaşatmak istemez mi? Bunun yolu Kılıçdaroğlu'nun açtığı yolda ilerlemekten geçiyor. Yerinde saymaktan değil. Özgür Özel gibi bir kurt siyasetçi okuyamayacak da kim okuyacak? İttifak ihtiyacı iktidar kadar muhalefet içinde sürüyor. Ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun bu zarureti fark etmesi, hissetmesi, üstlerine düşeni yapması yeterli olmayabilir. Değişimciler kendi içlerinde gereğini yaptı. CHP kan tazeledi ama İyi Parti de çöken ittifakı tazelemek isteyecek mi? İttifak kapısı aralanacaksa söz sırası Akşener'de. Bay Kemal'in siyasi mirası. Onun CHP'sini Baykal CHP'si kadar sevemedi AK Parti. Artık din düşmanı gibi gösterilmesine yarayacak malzeme vermediği için sevmediler. Din ve kimlik kavgasıyla toplumu kutuplaştırmaya gelmeyerek işlerini zorlaştırıyordu yönetiminde başörtülülerin de siyaset yapabildiği, laiklik elden gidiyor feryadı basmayan bu CHP, iktidara o eski tadı vermedi gitti. Ezanla, camiyle, başörtüsüyle kavgası, dinle sorunu varmış gibi koz verip kullandırmadı kendini. CHP'nin yormadan seçim kazandırdığı günleri mumla aradıklarını saklamadılar. Ne hayrını gördüklerini oradan hesap edin. Baykal'dan sonra CHP'nin eksen değiştirdiğini, Atatürkçülükten uzaklaştığını sadece partideki Baykalcılar söylemiyordu. Özhaseki gibi Ak Partililer de çok şikayetçiydi bundan. Kılıçdaroğlu'nun siyasi mirası nedir derseniz, evet adaylıkta direterek tarihi bir seçimi kaybettirmesi, sorumluluğunu üstlenip gereğini yapmak yerine de koltuğu bırakmaması haklı olarak gözden düşürdü. Süreci çok kötü yönetti. Ama dönemi bir tek bununla anılmayacak. Deniz Baykal'ı AK Parti'nin gözünde yerli ve milli, Bay Kemal'i gayrimilli yapan şeyle de anılacak. AK Parti'ye yasakçı ve dayatmacı CHP'yi çok özletti. Çok arattı, sır değil. Meğer CHP'nin başörtüsünü normalleştirmesini, dindarlarla barışmasını istemiyorlarmış. CHP yönetimine giren başörtülüler için vitrin süsü bile dediler. Muhaliflerden de normalleşmeyi istemeyenler Bay Kemal'den hoşlanmadı. Hatta muhalif karşıtları daha rahatsızdı ondan. CHP'ye ve siyasete 13 yıllık Bay Kemal döneminden açılımlar miras kaldı. Dönemi kapandı fakat iktidar sevinmek için bekliyor. Özgür Özel Bay Kemal'in açılımlarına sahip çıkacak mı, çıkmayacak mı? Yaşattığı ağır yenilgiyle birlikte mirasını da reddederek silip atarsa daha büyük hediye yok. Akif peki?